Saygıdeğer arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Çekilişimizi başlatıyoruz. Yorgunluğumuzu bağışlayın. Çok uzun bir yoldan geldik. Şimdi burada isimleri yazdık. Telefon numarası bize bırakan arkadaşların tüm isimlerini yazdık. Bir de bunlara ilaveten ben 20-30 kişi daha seçtim. YouTube kanalını çok aktif kullanan. Bu arkadaşlar bu çekilişten haberdar olmadılar. Ama YouTube kanalına çok katkısı olan, çok aktif kullanan, bütün videoları izleyen, yorum yazan arkadaşlarımız vardır. Bilginiz olsun. Şimdi sen şuradan çekilişe katılan arkadaşların isimlerini okumanı. Ömer Altıntaş. Ömer Altıntaş. Tamam. Atalım kutunun içine. Güvercinler burada kanalı. Numarasını vermiş ama. Tamam. Oku hızlı hızlı hızlı. Ahmet Ermegon. Tamam. Ermegon numarası var. Mustafa Ulaş. Oku at oraya, sıkıntı yok. Kerem Karabulut. Mehmet Civan, Erol Yolcu, Müptezel Joje, arkadaşlar acayip rumuzlar kullanmışsınız ya. Mehmet Ekin Ekiz, müptezelliğindendir. Emre Geyik, 695 Müzik, Gökhan Budak, Cemal Kılıç, Kuşçu Şevki, Himmet Çapan, Hüseyin Yılmaz, bunları daha katlayacağız ha. Ali Boran Dabak. Katlamasak ne olacak abi? Olur, kameranın olur. Önüne Sıkıntı, çeksek. Sıkıntı yok. Enes Yıldız, Kadir Tansu veya Tonsu. Arkadaşlar zaten var. Gerçekten çok uzun bir yoldan geldik. Sen devam et oğlum. Mehmet Varol. Şimdi bu işi çok daha büyük programla yapmak istedik. Devam. Hakan Tellioğlu. Sen konuş, sen konuş. Sen konuş. O duyan duyan çekiliş yapmadık Muhammed da. Muhammed Kutsi Ay Yıldız. Şimdi biz Ramazan Doğmuş. Dedik ki 2500 kişiye kanalımız ulaştığı Şevket zaman Görnü. Biz dedik çekiliş yapacağız. Semra Budak. 3200 TL değerinde toplamda 60 adet Sahmer Şahzade. Hediye ilaç vereceğiz dedik. O Azeri. Ramazan Adalı. Şimdi Nadir Siray. Bir video yaptık son bir hafta. Dedik ki arkadaşlar Ayhan Türkmenoğlu. Çoğu kişiyi YouTube kanalında biz görmüyoruz. Ferhat Işık. Onun için bu son Serdar konuşmamın Yücel. Altına Samet Al. Adını, yani rumuzu neyse onunla Nihat birlikte Buğday. Telefon numarasını yaz. Şimdi örneğin Allah diyen goblin. Serdar Yücel. Bakınız şöyle ben tutayım. Serdar Yücel. Telefonu bu. Videomun altına Arif attı. Dedi ki abi ben yarışmaya katılıyorum. Asim Yasir. Dedi ki herkes yoruma telefon numarasını yaz. Ama Kasso. Gördük ki toplamda 500'e yakın insan var yarışmaya Kadir katılan. Çetin. Yani 2000 tanesi yarışmaya katılmak istemedi veya Güvercin o Kafes. videoyu görmedi. Bu her Ekrem ne Topuz. sebepten olursa olsun. Şeyleri unutuyorsun. Kuşçu olmayanlar da var o 2000 kişinin içinde. Genç takipçileri de Artı evet onlara da düş. kuşçu olmayan da var. Veysel Artı Ocak. Profilini göremediğimiz, yani bizi izliyor ama kendi Mustafa profilini izlememize Okutkan, izin vermiyor göremediğimiz için. Adnan Gördün, Yani her sebepten ne olsa olsun bu bir İsmail yarışmadır. Olmaz, Bizim gönlümüzden korkmuş. 3200 TL. Ben bunu yıllardır yapıyorum. Beni Ali Başkay grup Mutlu, üzerinden tanıyan, güvercin grupları üzerinden tanıyanları biliyor. Ali Say, Emrullah Şunu Turgut. söylemeye çalışıyorum. Sonuç itibariyle bende art niyet yok. Kim katılmak istemişse, kim Selena yazmışsa biz onu Turizm. yazdık. Yani adam Satranç. atlamadan, adam kayırmadan. Uğur Karakoç. Benim Süs Mehmet Kostüm Sadık Kuşları Işık. İlyas Yıldırım diye güvercin grubum var. Enes Tanış. İlyas Yıldırım Güvercin Hastalıkları ve Mevlüt Tedavileri diye Kala. grubum var. Mücahit Demirer. Ondan önce de birçok gruplarımız vardı. Mehmet Emin Yıllardır Yıldız. kuşçu camiasına hizmet veriyoruz. Kimseden bugüne Ocak kadar Cebeci. tek kuruş almadık. Orhan İstemedik. Çiçek. Hediye kuş dahi kabul etmedik. Bünyamin Erdoğan. Yani tanınan, bilinen bir insan olduğumuz için camiada birileri hediye kuş yapma mesela Yaşar kumesim Karakaya. çalındı. Çok kişi teklif etti yine kabul etmedi. Enes Bodur. Biz hep yarışma yaptık. Sait Güvercin Arslan. bileziği dağıttık. İlaç dağıttık. Burak Efendime Ordunç. söyleyeyim. Ardunç. Kuşçu Mesut. Ortaokul lise talebelerine para dağıttık. Bünyamin Ayçiçeken. Yani çok faaliyetimiz oldu. Taner Aydın. Kimseden tek kuruş beklemedik. Mehmet Bazıları Kara. şimdi öter, cicik yapar. Şu oldu, bu oldu, Çağrı nasıl oldu, Korkunç. niye oldu? Onları da kale almam. Efe Bin Gezencir. kişiden bir tane çıkaramam.
Kamil Önen, Ömer Şimşek, Onun için arkadaşlar biz yoldan geldik. Çok da yorgunuz. Bu çekilişi Ömürcan bitirmek istiyoruz. Özüçkan, Hak sahipleri ilaçlarına kavuşsun. Özgür Barış Önlü, Adem Sizlerden ricam Şahin, YouTube kanalı sizindir arkadaşlar. Ersin Çelike. Bu YouTube kanalı paralı kanal. Şu anda kazandığı tüm paraları, kazanacak olduğu tüm paraları yine ilaç Florya Ferdi, olarak, hediye olarak size dağıtacak. Bay İzmirli, Sizlerden ricam. Ragnar Lothbrok. Bir dakika. Ragnar Lothbrok. Buna bir cümle kurmam lazım. Kusura bakma, veriyorum seni. Bu arkadaş Viking izliyor herhalde. Ben Viking izleyen adamları ayrı seviyorum. O yüzden onunla ilgili bir yorum yapmam lazım. Ben o kafam basmaz o işlere. Adem Batur, Şimdi ne diyordun lan? Lafımı da Çetin unutturdun Erkuk. bana ya. Ya önemli değil ki, saat Ha. olmuş, bak göstereyim şöyle saati, 5, bak 5 şu an, biz çok uzun bir yoldan geldik, 5. Sabahın 5. Evet, çekimi Hadi oku şunları da çekiliş yapalım birazcık. Hakan Ülger, Şimdi şunu Aziz diyorum. Solak, Arkadaşlar videoların reklamlarını tam izleyin. Osman Şahin, Kanal kazansın. Kazandığı Serdar parayı zaten Ozan, ilaç olarak başka yarışma olarak size dağıtacağım. Yasin Şu Kayatürk, kanal bir araba parası kazansın. Araba koyacağım çekiliş. Ozan Onur Bu kadar Çiftçi, açık net konuşuyorum. Muhsin Çelebi, Koyarım ya. Altın Onun Kocatürk, için kanala destek olun. Bütün Adem videolarımı İngeç, izleyin. Reklamlarımı izleyin. İzleyin abi. Kanal kazansın. Kanal Fuat sizin. Sadıyoğlu, İlaç sınırımı Aydın değil. Karaaslan, İbrahim Bay, Metin Okutkan, Burhan Baluk, Arif Köse, The Simon Ali, Ben sigara içmem lazım. Ben kafam dondu. Nurettin Ne Murat, lan bu ciğeriz? Sabah 5 şimdi çekilir. Mehmet Özdemir, Millet ya uyuyor. yapacak bir şey yok. Tel kuyruk kelebek. Bir de Kuş çeşidi mi ya? yarın da çok yoğun bir gün bekliyor bizi arkadaşlar. Yarın da şimdi şehri söylemek istemiyorum. Çok kişi çünkü davet ediyor. İlle Nürnberg, bana uğra diyor. Boys Yarın da başka bir şehire gideceğiz. Ama şöyle söyleyeyim yani Erman ortalama Yeşilört, 550 Arif kilometre Koç, gidip 550 Halit kilometre Ceylan. döneceğiz. Sen niye bana onu hatırlattın? Bana niye Tamam ben arabada uyutacağım hatırlatıyorsun? seni. Ben sigara alıcıyım. Ben arabada uyutacağım seni. Onda sıkıntı yok. Harun K. 200, 2816, 1.967.028. Yıldıray Tuksal, Adem Şahin, Semra Budak, bakayım, Barış Gülmez, abi isimler yağıyor, Tuncay Kahraman, Barış Göktaş, Ramazan İkici, Nusat Gazi Ceren, Recep Koç, Halit Özcan, Cafer Aflarun, Özgür Gökyüzü, Özcan Kadıoğlu, bitmiyorlar, Kaan Çelik, Mehmet Polat, A. Rahman Karabulut, numarası var zaten, eşleşme sağlanır, Ahmet Bayrak, Alpay Onan, Of. Abdullah Çevik, İsmet Çiftici, Arkadaşlar benim için hepiniz aynısınız. Mehmet Ali Bilgiç, Vallahi Yusuf Gündüz, telefon numarası yazmış her kişiyi buraya yazdık. Özellikle de isimleri tekrar okutuyorum. Yani adam demesin ki benim ismim yazılmadı diye. taktik yok, bam bam bam, Ne o? Rumuz mu? Şerif Kuşçu, Yasin Demirci, Fatih Sinakaya, Emrah Kamber, Özbey Kanka Kaneke, tamam sıkıntı yok, numarası var, rumuzlardan sıkıntı yok, İsmail Toplak, Bayram Ali, Oğuzhan Yılmaz, Bilal Karacı, İsmet Arslan, Atilla Tunca, Harun Kasal, Serdar Çelik, İlkay Samsa, Semih Aydın, Recep Levent, Veli Ateş, Nihat Tunç, Necati Sencer, Osman Senses, Şenses de olabilir, Baran Taşan, Hüsnü Özel, Emir Kaya Yiğit,
Eren, Salman, Hüsnü Çoban'ı saydın mı? Süleyman Tümenci. Yazına denk geldi mi? Hüsnü Çoban şey, onun istatistiklerde Bir tane yukarıdaydı ya, çocuk var, yorumlarda. Hüsnü Çoban. Burak Yalçın. Onu da listeye koyduk. Bizi eleştiriyor sürekli. Herhalde küçük bir çocuk. Sefa İnşallah o ada bir tane çıkar. Bak Mustafa beni İkiz. eleştiren Bir de adam. onun istatistiği iyi ki zaten. Yaptığı yorum sayesinde istatistik yukarı çıktı ya, o ek İyi, kağıtlardaydı. onu diyorum da yani Murat sürekli Şahanlar. eleştirip de katkı yaptığı için yani gruba faydası Serhat oluyor Top. herhalde yani. Çocuk herhalde sürekli eleştiriyor. Ejder Kavcı. Bir ara clickbait yapma diyorsun. Abi Ahmet bir de var Faruk ya Akbulut. 2500 kişinin arasında bir kişi var. Böyle ters Kadir like koyuyor Bakbaş. sürekli. Adama hiçbir şey beğendiremeyip ne yaparsan yap ters like koyuyor. Bir kişi ama 2500'de. Hepsini Allah yarattı şeyi getir. O Bak şimdi bitti ona. bu. Ters like yeni mi çıktı? Dislike vardı bir ara. Dislike mi diyor? Ters like. Ben Dislike ne? ya, ters like, ters like. Bak şimdi ona. Burada çekiliş yapacağız ya. İsimlerini buraya yazacaksın telefonla numaranı. Zaten bu çekilişi komple ben yaptım da sen oturuyordun en son. Hayır, şimdi çekeceğiz ya. Tamam, sıkıntı Neden yok. biliyor musun? Bu 60 kişilik liste bizde olacak. Arkadaşlar, bakınız. Biz şimdi burada kim kazandı diye söyleyeceğiz ya. Ben telefon numaramı buraya yazacağım. Bana WhatsApp'tan adam atacak. Onun numarasıyla karşılaşacak. Örnek söyleyeyim bak. Burak Yalçın. Burada Burak Yalçın. Telefon numarası var ya. Bana WhatsApp'tan yazdığı zaman bu numara hemen listeye bakacağız. Ne kazandı? Set mi kazandı? Solunum tozu mu? Olay bundan ibaret. Al şunu. Şimdi ne yapıyoruz? Nasıl yapıyoruz? Yani Şimdi ilk göz şeyim ne çekeceğim? şunu biraz daha indirebilir misin? Abi şey görüntü. Ekranı Hı. indirelim. Hı. Evet. Bizim görünmemize gerek yok. Arkadaşlar şunları ben şöyle bir karayım. Hak yiyeyim yoksa. Ne oldu? Hak yiyen bir cümle vardı ya, aklıma geldi Ya siz ben. gençler her şey ciriyle baktığında da bir bizim cilmi yakın. Yaşlanmayacaktım. Ben demedim sana yaşlan. Tamam. Ben ama öyle yapıyorum. Abi. Şimdi arkadaşlar bak görüyorsunuz. Bir dakika, benim içimde kalın. Dur çekme çekme. Çekmeyeceğim Bu zaten. Çevirdim ya. çuval biraz tuhaf oldu ya. Ya senin çatıya yapsaydık var ya. Bak. Onun içindekini boşalt. Ama o da ekran onu. Yok, sıkıntı yok ki. Zaten Tamam, tamam, şimdi anladım. boşalt bakayım. Anlatacağım onu bak. Evet. Çünkü sanki öyle biraz Ama o şu çok... kameranı kaldır. Al sana bildiğin torba ya. Heh. Arkadaşlar. Heh. İki dişi bir. Kimse yanlış anlamasın. Onun biraz nazik davranırsan, hani ona para verdim ya. Tamam şimdi hemen toku onun içine. Tok onu sen. Yok yok yok. Heh, böyle kara çuval olsun ki ne çektiğimiz belli olsun. Şöyle yapayım onu biraz. Derin oldu. Evet arkadaşlar. Bir solunum tozu mu çekeceğim? Ha şimdi şöyle diyelim arkadaşlar. Şimdi biraz daha kaldır. Dur, sakin, sıkıntı yok. Abi. Şimdi bizim 10 tane setimiz var. Ekolü ve salmonella seti. 50 tane solunum tozu var. Göz sulanması, burun akıntısı, gırtlakta balgam, hıçkırık nefes darlığı, ciğer kaynaklıdır. 5 litre bir çay kaşığı sularına veriyorsunuz. Yani 3 litre kullanıyorsa yarım çay kaşığı şeklinde. Günlük sularına. Şimdi diyoruz ki biz 10 tane solunum çekelim. Yok pardon 5 tane solunum çekelim. Bir tane set çekelim. 50 tane mi solunum var? Evet. O zaman, tamam, o sırayla gidelim. Tamam. Tamam. Şimdi bismillah. Başlayalım. Arkadaşlar. Çekiyorum. Ne çıktı? Sen yaz onu hemen. Bunyamin Erdoğan. Solunum. Solunum olarak yaz onu. Bunyamin Erdoğan. Kamerada göstermeyi ya. Kamera Bunyamin. gösteriyor ya. Sen rahat ol. Ver Tamam. onu bir bakayım. Onun numarası yazıyor muydu onun? Tabii canım. Ha Tamam, onu numarasını da ekle. ekleyeyim de teyit ederiz. Ama abi sırayla düzgün yaz bari. Tamam, sıkıntı yok ya. Düzgün Tamam. yazıyor. Yaz. Karıştırarak yapıyorum arkadaşlar. Bir solunum daha çekiyoruz. Tamam, şey mi? THSMM ne bu? Simran Ali. Ben anlamadım ondan. Rumuzlu. Kaydet bunu da kardeşim solunumu. Sen alacaksın ya.
Bu kadar cömert olma. Bir İnce tane al. yapışıyor. Bir solunumda Enes Yıldız. Şu kameraya doğru şöyle yaklaşırsan. Enes Yıldız. Enes Yıldız. Al kağıt elini. Tamam, İstersen onu bırak öyle. kutuyu verip atla kutu işte karışmasın. Enes Yıldız. Seti ben çekeyim ama ona göre. Sıkıntı yok. Nihat Buğday. Al. Tamam. Şundan şeyini yaz. Solunum kaç etti? Nihat Buğday'dan 4 mü? Dört etti. Yaz onu. Beşinci yılda. Serdar Yücel. Alayım bunları. Bunu sen uyumak istiyorsun herhalde. Yorulduk İlyas'ı. oğlum ya. Kas sahalara kullandık ya. Sesler gitmiş. Yaşlandım. Çek, şimdi arkadaşlar bakın. 5 tane solunum çekip bir tane set çekiyoruz. Ben size solunumun setinde ne olduğunu göstereyim de. Tamam, ben bekliyorum o zaman. Yok sen çekilişini çek ya. Tamam. Abdullah Çevik. Göster ekrana göster. Mesela şöyle. Abdullah Çevik. Tamam seti ayrı yaz. Set yazalım bir tane. Seti ayrı yaz. Arkadaşlar solunum tozu budur. 5 litre bir çay kaşığı 50 tane bundan veriyoruz. Set budur. Böyle saklama kabının içinde 100 cc ekoli salmoli. İlacı var içerisinde. Bir tane enjektör var. Hemen açayım göstereyim. Bir tane maestro var. Vitamin. Bir tane mintiverm var. Kurt dökücü. Bir tane de içinde bağırsak iltihap düzenleyici toz var. 100 cc de ilaç var. Böyle. Set dediğimiz budur arkadaşlar. 120 TL değerinde. Böyle 10 tane veriyoruz. Tozdan ise 50 tane. Toplamı 3250 TL. 3200 TL değerinde. Ne yaptık şimdi? Bir set 5 solunum. Şuraya bir yıldız koy da beşli beşli oldu ayrı ayrı çıkartın. Tamam. Arkadaşlar çekiyorum. Yine solunum. Ali Say. Bana nerede? Yaz numarasını. Ne dedi? Fatih Sinakaya. Fatih. Ne kadar? Yazın bunu. Nurettin Murat. Kaç yapıyor? 3. Üç çek. Ömer Şimşek. Dördü çektim. Arkadaşlar, bakınız, millet konuşur. Bir bardak çay ısmarlamazlar. İlyas abi yıllardır bu işi böyle yapıyor, dağıtıyor. Kimseden beklentimiz yok, yine söylüyorum. Kimseden bugüne kadar hediye dahi kabul etmedim. O kadar ısrar etmelerine rağmen, o kadar dostumuz olmasına rağmen. Konuyu iyi anlayan, şimdi bazen hani derler ya bir baltaya sap olmamış adamlar laf olsun diye kiraviye delikanlılığı yapar bir şey yazar. Arkadaşlar 3200 TL demek 1,5 asgari ücretinin maaşı demek. Biz güvercin işini seviyoruz. Güvercinci dostlarımızı da seviyoruz. Kuşlarınız hastalanmasını da istiyoruz. Aşırı güvercin seviyoruz biz. Tanıyan tanıyor. Tanımayana Kuşlarının söylüyoruz. hastalanmasını mı istiyorsun? O mineral taşlarını size önerenler var ya, kesinlikle kuşlarınıza vermeyin. Alçı karışımı tarif edenler var ya, kuşlarınızı zehirliyor. Yapmayın. Alçı değil. Kuşların dostu kireçtir. Kireci suyla karıştırın, güneşte kurutun, ufalayın verin kuşlarınıza. İçini de temizler. Onun için İlyas abi takip edenler az çok biliyor. Biz o ilaççıların çok saldırısına uğruyoruz. Bize halkın saldırısına uğramıyoruz. Bak burayı iyi anlayın. Sadece ilaççıların saldırısına uğruyoruz.
Niye? Doğal kuş bakmayı öğretiyoruz millete. İlaca para vermesin diye. Kuşlara hastalanmasın diye. Onun için bilimden mi çekiyorsun? Bir dakika, bir çekmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Hep anlatıyorsun böyle, İlyas abi hep verir, hep şey yapar, hiç istemez diye. Lan kaç kere eve gelirken evde Aziz var, bir tane dondurma alıp da geleyim ona dedin ya. Bir tane kornet de almadın bana ya. Demek ki hak etmedin ha. Hakan Tellioğlu. La bu Tellioğlu Rizeli mi? Bilmiyorum ama çok yorum yapıyordu. Bu Yani. yok yok soy ismi Tellioğlu. Tellioğlu Rize'de var ya. Olabilir. Vallahi hemşerim sana mutlu olurum yani. Bir hemşerimize de çıktı Bir diye. numarayı alayım. 0546. O değil de aklıma dondurma geldi ya. Dondurmamız var mı acaba? Yok dolapta olabilir ya bakarsın. Niyetime dondurma Ha bu düşmedi. kaçtı oğlum bırak. Bir. O nasıl bir ya nasıl üniversite okuyorsun? Çek bir tane set. Set çekiyoruz arkadaş. Bu çektiklerimiz şeydi. Solgun tozu. Parmak arasında. Kim bu? Ömürcan Özüçkan. Çocuktur ha muhakkak. Vallahi çocuklara çıktım daha çok sevineyim ben. Valla Yazın. Set çıktı ona. aynen, set, direkt set gitti. Çok güzel. Ömürcan. İnşallah çocuktu. Ömürcan. Keşke çocuk olsa. Özüçkan. Dur, numarasını vereyim mi? Yaz. 0542 Dur, şeye, televizyon şeye söyleme. 542 yaz. Tamam, yazdım. Dur, ben de. Tamam, sıkıntı Ha bu yok. soru kaçtı. Sıkıntı yok. Aradığında zaten anlaşılır. Diğer 9 tanesi tutuyorsa. Tamam. Arkadaşlar 5 tane daha solunum çekiyoruz. Yok. Ne çekti? Hakan Tellioğlu. Bu Aynen. Ebir'i neydi? Hakan Telli oldu. Yok. İkinciye yok. Tamam. O şimdi arkadaşlar YouTube kanalına şimdi kafadan söyledik yanlış anlaşılmasın. YouTube kanalına bütün videoları izleyip hepsinin altına bolca yorum yazan arkadaşların isimlerini iki defa haddinden fazla katkı verenleri de üç defa yazdık. Yani onlara birer şans fazla verdik. Ha bunların toplamı da 10 kişiyi geçmez. Onu da söyleyeyim size. Onun için şimdi o arkadaşlar çıktığı için Şansı yüksekti zaten. evet. Onun için bir daha ilaç Dedim ya, çok vermeye yorum yapıyoruz zaten. gerek yok. Ahmet Ermegan. Ahmet Ermegan. Hemen yazalım. Yaz numarasını. Bir saniye. Allah aşkına o numaralar doğru yazıyor. Oğlum ben Ya. yarın okuyamayacağımları ben adam bağı yazacak ya. Ben çekeceğim abi. Hep sen çekiyorsun. Ya, ben... Çek sıkıntı yok. Ben yazayım sen çek. Hiç sıkıntı yok. Buyur. Al. Al. Allah Allah. Pis konu diye. Bütün gün işi bana yaptın. Tamam. Hadi. Aa bak. Ali Başgoynuklu. Ali Başgoynuklu. Göstereyim şöyle. Ali Başgoynuklu. Senin önüne de şöyle bırakayım numarayı. İlkay Samsa. Şöyle göstereyim. O değil de ben de kanala aboneyim. Ben niye acaba kendi ismimi Ne yazmadım? var? Atma oraya. Alpay Onan. Şöyle göstereyim. Ne yaptı? Beşinci. Yaz. Ben söyleyeyim de buraya. Osman Şahin. Şöyle göstereyim Osman Şahin. Bu beşinci solunum tozuydu. Şimdi de set çekeceğim. Geldi.
Hüsnü tuttu ama Soya tutmadı. Hüsnü özel bu. Hüsnü Çoban Evet, mıydı? Hüsnü Çoban da bizi eleştiriyor sürekli. Hüsnü özel bir set kazandı bizden. Dur, bir dakika karışıklık yapıyorum. Onu Tamam, sen geleceğim. orayı hallet. Ben şunu göstereyim de. Tamam. Sete mi yazayım o? Sete Hüsnü özel yazalım. Soluma devam edelim. Yanlışlıkla 3 tane çekip duruyorum. Heh, bir tane geldi. Kimdir bu? Orhan Çiçek. Şöyle göstereyim. Gel bana. Buyur. Şimdi karıştırayım. Heh. Halit Özcan. Şöyle bakayım. Ersin Çeliker. Solunum tozu kazanıyor bu arkadaşlar şu an. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim. İsmi çıkan arkadaşlar. Bu videoyu izleyecek. Kendisine çıkmış mı? Aynı numara üzerinden bana WhatsApp'tan mesaj açacak. Tam bir hafta süreniz var. Arafa gününe kadar yazan yazdı, ilacını benden aldı. Yazmayanı, çünkü benim yeterince işim var. Bakınız, 5 tane güvercin grubum var. Buradaki bütün kuş paylaşımlarına bakıyorum, yorumluyorum. Bir hastalık grubum var, yorumluyorum. WhatsApp'ımdan sürekli yazan var, yorumluyorum. Messenger'imden yazan var, yorumluyorum. Telefon açanlar hariç. Onun için yok abi, ben şöyle oldu böyle oldu, hastaneye girdim, kazaya girdim, cezaevine girdim, çıktım. Abi yok. Bir hafta içerisinde bana kim telefon numarasını buradaki WhatsApp'tan bu numarayı doğrulatırsa ilacını benden alır. Bir hafta sonra herkesin hakkı kaybolur. Çünkü ben ömür boyu kimseyi takip edemem. Biraz da insan kendi hakkını takip edecek. Bir dakika, bunu yazmadık herhalde. Ne diyor? Yazdın mı? Ersin Ersin Çelik. Çelik geldi, o bir önceki çektiğim. Şimdi çektiğim Kadir Tansu. Bunu da gösteriyorum şöyle. Kadir Tansu. Şöyle de bıraktım. Şimdi Şimdi diğerinde. çekiliş videosunu şeye paylaştım, Facem'de. Adam Face'deki videonun altına, yani Face'nin kendi yorumuna telefon numarası yazıyor. Ya arkadaş, videoda açık açık dinlemiyor videoyu çünkü. Çekiliş var diye hemen yapıştırıyor telefonu. Ya videoda anlatıyoruz, diyoruz ki bu videonun kendi yorumuna yazın. Çünkü biz YouTube'dan bunu görelim kim katılıyor diye. 10 kişi yazmış. Onun da yorumuna yazıyorum ki arkadaşlar, buraya değil videonun kendi yorumuna. En son da bütün yorumların altına yazıyorum. İnanır mısın, o yazıma bakarak bakmıyor, okumuyor çünkü ilgilenmiyor. Avanta görmüş ya, hemen konmak için. Tak bir numarada. Birisi de ne yazdı ya, ayıptır dedi ya. Adam size buraya bağıra bağıra yazıyor ki videonun yorumuna hala değil numara yazıyorsunuz buraya. Böyle de olmaz yani. Böyle avanta kovalamak yani. Abi yok öyle değil be ya. İzle o videoyu de izle ya. O videoyu yapanların emeğine de saygı duy ya. Reklamını izle, videosunu izle. Çünkü o paralarla size bunlar dağıtılıyor. Öyle avanta kovalamak. Hiç sevmiyorum o tip adamları, haberiniz olsun. Hiç ama hiç. Öyle avantayı kovalayayım, ben alayım, hiçbir ete süte katılmayayım. Ben videoyu izlemeyeyim, reklamına bakmayayım ama avantayı alayım. Yok be ya. Eşek başı değiliz abi. Bak Cicen'in bu saatte uğraştık ya. Kimse adına 5 kuruş aldığımız yok. Bırakın da kanal açın da kazansın da Ben alıyorum ya. devamlı olsun. Ben 5 kuruş alıyorum. Senden ya. Sen zaten yüzün rüşvetçi de, yedin bitirdin beni ya. Yani konuşurken kendi adına konuşman lazım yani. Ben Kadir alıyorum yani. Tansu. Ben alıyorum. Yapacak bir şey yok. İki tane çektim. Tane çektim. Yapacak bir şey yok. Ah, bir tane geldi. Mevlüt Kala. Mevlüt Kala. Merhaba.
Sen onu yazdık mı? İki kere mi çıktı onu? Çünkü onu da... Ha tamam, tekmiş. Mevlüt kalın. Şimdi set çekildik. Sette yüksek bir... Bu ne heyecanlı bir çekiliş ya böyle. Sabahın 5'inde. Oo, saat 5.30 olmuş bile. Abo. Yanlışlıkla sabah 12'de uyandırırsın beni. Şimdi uyarayım seni yani. Yarın 4 saatlik video yapacağız. Uyumak yok yarın. Yarın bu işte bitecek. Ben yok, yarın o işte bitecek. Daha yola çıkacağız biz. O video bitmeden nasıl yola çıkacağız? Şu an işimi çok sevdiğimi hatırladım. 550 kilometrelik de yarın yola çıkıyoruz. Gideceğim ili söylemiyorum çünkü neden? Abi şimdi ben medyatik adamım biraz. Yani bunu böyle medyatik adam olayım diye uğraşmıyorum ha. Hani yaptığım işleri medyaya döktüğüm için. Şimdi nereye gidiyorsun? Örnek söylüyorum, Bursa'ya. Beni tanımayan yok. Abi ne olursun benim çayımı içeceğiz. Abi ne olursun benim yemeğimi yiyeceğiz. Abi ne olursun benim beş arabama bağ kalacağız. Ya abi 100 kişi araya seni bunu teklif edeceğiz ha. Kimin çayını içeceksin, kimi kalacaksın, kimi yemeğini yiyeceksin. Şimdi onun için yeğene onu dedim. Kesinlikle ağzına kaçırma gideceğimiz yere, ama gideceğimiz yol 550 kilometre. Gidip bir ziyarette bulunup yarım saatlik iş için, hatır işidir o. Gideceğiz 550 kilometreyi tekrar döneceğiz. Onun için sizden ricam, zaman için biz oturduğumuz yere iş yapayım. Biz hakikaten yoğun çalışırken. Yani. Çekeceğim de ben şeyi merak ediyorum. Bu bitti. Abi benim Sorma. bekar evim var, bana gelsene muhabbeti nedir? Ya o O ne demek yani o şu şimdi? şunu çünkü ben aileyle eve gelmem diye cümle yaptığım için abi diyor bizim bekar evimiz var yani diyeceğim. Arkadaşlar şu ana kadar böyle 5, 10, 15, 20 tane solunum çekmişiz. 3 tane de set olarak çekmişiz. Toplam 23. Toplamı 60 tane. Tamam. Şu an set çekiyoruz. Her 5 tane solunumla bir set. Yani içine ayır. Dur. Bak, o ilk tuttuğun şeydir. Aç ama tuttun ha. Onu atmasaydı onu da solunum yapardık. Nedir o? Serdar Çelik. Ver bana. Şu ağzı. Çünkü şey çektik ya, bu ismi gözüktü. Girişte bu vardı. Serdar Tamam. Çelik. Diğeri şu. Tamam, bunu yazayım. Diğeri Hakan Ülger. Hakan Ülger'i çıkartmış mıydık? Bakalım hemen. Onu kontrol edelim. Hakan Telli oğlu var. Tellioğlu var. Hakan Halit Özcan var. Yok. Tamam, Hakan Ülker. Yokmuş. Ver. Tek seferlik. Bir solunum tozu kazandı bizden. Kaç tane hediye verdik şimdiye kadar ya? 5, 10, 15, 20, 25, 26.yı verdik. 60 tane vereceğiz değil mi? Hava. Vallahi onu senin kızın yazdı. Benim yazım değil. Çek bir salonda. Sabaha kadar çekeceğiz bu kadar. Çektim bir solunum ve Pusat Gazi Ceren diyorum. Pusat Gazi Ceren. Hadi dur göstermek. Pusat Ceren yazayım mı? Ver numarası. Evet. Çok zor şartlar altında çalışıyorum. Tamam. Gerçekten düşük ücretlerde patronların ağızlarından fırça yiyerek. Tamam. Saat sabahın O5.30'unda. arkadaşlar hani bazılarınız yazarsınız ya, ya bu adam doğru konuşması bilmeyeyim, maç yönetici bir konuşma yapar. İşte o adam, bu adam yeni gençlik böyle kardeşim. Yani böyle konuşuyla, ağız kırayla böyle lafları bir tuhaf. Bizim şimdi hani bir Karadeniz şivemiz var. Bunu bildiğimizden inadına Çok basit. veya ağzımızı değiştirerek yapmayalım. Allah bizi böyle yarattı. Yalan niye konuşuyorsun ya? Mesela sen dersin geliyorum, ben derim geliyorum. Ama bu bizde şey genetik. Bu şimdi maç yöneticisi bir bize video yapay bir arkadaş da ayar oldu bu. Ya bu değil, doğru konuşmasını bilmiyor. Yazık. Çek bir tane daha bakayım.
Sorma. Ben senin ifadeni alacağım. Bu kamera kapanacak. Kapanacak yani. Bu kamera kapandı mı düşün. Durumu iyi değil Ha yani. şey yani anası evet arkadaşlar şimdi başlıyorum böyle bir heyecan yapar yani. Ha tabii bana göre bir sıkıntı yok. Adamın doğallığı o. Emrah Kamber. Şimdi göstereyim. Göstereyim. Bir sakin ol. Vereceğim mesela. Sen o solun tozun ne dediğini zaten. Ya millet ne diyeyim şimdi? Rize gibi mi konuşayım? Yani ben ta Samsun'dan buraya Rize gibi konuşmak için mi geldim yani? Benden bunu mu istiyorsun? Ben bir şey Ben istemiyorum de onu senden. edebilirim yani haberin olsun. Ama istediğim zaman diksiyonunda konuşabiliyorum. Sen istediğin zaman diksiyonunu konuşabiliyor musun İlyas Yıldırım? Tabii canım. İyiymiş o zaman. Sıkıntı yok. Diksiyonla konuşmak bu ne enteresanın işi. Benim işim değil. Ben olduğum gibiyim. Beni bilen bili. Mesela bazıları mesaj yazıyor, tamam mı? Ben ses olan normal mesajı da yazdım. Ben sesli mesaj yazdım. Benim ses tonum değişiyor tabii. Anlayla sinirlendim ya. Hani diyor. Ya diyor Lazo öyle cine sinirlendin diyor ya. Azar yapma bana diyor. Korkarak yazarsa. İşte o samimiyettir işte. Biliyor çünkü o benim abim. Ha, birine kızdın mı bu samimiyet Ben şimdi bak Facebook ortamına ben yazayım şimdi. Ben bugüne kadar kime arıza yaptım? Mesaj yoluyla kızdım. İnan bana anında 100 kişi çıkar. Ama adam beni seviyor kızmama rağmen. Çünkü biliyor benim ne sıkıntı çektim. Ve adama diyeyim ki Allah aşkına bak. Arkadaşım diyorum ona. Kuş sayını yaz. Sesli mesaj. Sesli mesajımı okuyor altına diyor ki 15 tane kuşum öldü. Güzel kardeşim kuş sayını yaz diyorum. Gene yazıyor abi niye böyle oldu? Ya arkadaş kuş sayını yaz çıldırtma beni. bunu karşımda yapıyordu. Ben bunu karşımda telefonun karşısında böyle kırılıyor. Şimdi kötü bir şey de söylemek istemiyor ama böyle kırılıyor ve gidip geliyor. Niye Yani kuş sayını soruma söylemiyorsun? cevap alamıyorum. Başka bir şey diyor. Ondan sonra abi kıza yaz. Yani niye kızmayayım kardeşim? Bu işte soruma. Kim çıktı? Harun K 2816 Ya 196 728. o ne ya? Kod mu? Neyse Adam ben şifresini vermiş herhalde. önemli değil. Dur onu bir göstereyim de. Bir saniye göstereyim sonra şey yapılmasın. Buyurun şöyle bir arkadaş. Yani ben telefon numarasını yazar. Lazım diye onu kodum hadi. Kaç tane çektik? Onları da bir söyleyelim mi? Bir tane daha var solunum için. Tamam. Ne olacak sonunda? Çek. Çekiyorum. Çekiyorum. Ha bu kaçtı soru? Bir. Bir. O nedir la jöle? Jöle değil, müptezel joje. Jöje. Jöje ne? Sen İngilizce kuvvetli de Bu onlar. İngilizce değil, bu müptezelin yazdığı bir şey. Adam isminin hakkını veriyor, Aa, bir dakika müptezel şimdi. Onun için bir anlam taşıyor demek. joje. Olabilir, Müptezel. olabilir. Müptezelliğinden de kaynaklanıyor olabilir tabii. Muhtezel. 5, Kardeşim 16, sen bana mesaj 20. yazdığın zaman senden rica ediyorum. Şu Jöje nedir onu da yaz bana. Uç 122 mi? 921. 322. 100, 923. 100 mü de yoksa? Onu ben sönünü yazayım da açık kalsın orası. Herhalde tutacak hali yok. Hatta Tabii abi, mümkün değil o. şuraya 21 de yazayım da. O bir harfi anlayamadık yazdım bize de. Yok. Zaten bu ismini söyledim anlayacak onu. Kesin müptezelliğinden 2, çıkar 4, 5. Şimdi şey o. çekiyorsun. Set çek. Ben kutsal elini kullanabilir miyiz? Oba. Ne çektin ya? Efe Ege Zencir. Ekrana bir göstereyim. Kameraya yakınlaştırayım lütfen. Evet. Ya bu da çocuktur ha Efe. Bana da öyle geliyor. Vallahi çocuklara ciddi Vallahi sinirlenir. ihtiyacı olana gittiği sürece bir sakıncası bence yok. Efe Ege yazayım mı? Hayır, şimdi o zaman ekranı boş bırakmayayım ben de. Solunum çekiyorum. Şurayı da çekmiyorum. Adam şimdi mesaj yazıyor. Bilal Karacı. Bunu bir göstereyim. İnanın bana tuhaf dedirtmek korkarım. Adam mesaj yazıyor. Abi yakın zamanda yani bunu 4-5 kişi daha yaptı.
Baka'ya cevap vermedi, bir soru işareti atay. Bir dakika sonra. Baka'ya cevap vermedi, bir daha atay. En son tutay, görüntülü arayayım. Ya arkadaş, la biz tuvalete mi gitmezdik? Bizim bir özel alanımız, canımız, ciğerimiz yok mu? Biz araba sürmeyi mi? Ya bu ne acele kardeşim? Yazdın sorunu. Ben zaten müsait olduğumu hepsini okuyorum. Hepsine bakıyorum. Doğru mu? Ya ne bu acele yani? Sanki şey, karşısında paralı veteriner var. Maaşını da devlet veriyor. Devlet demiş ki İlyas'a, sen bu kuşçulara uşaklık edeceksin. 24 saat. Sana şişmak da yasak, yemek yemek de yasak, araba sürmek de yasak. Ya böyle bir şey var mı arkadaşlar ya? Bir dakika, Yaz bu sorunu. bir dakika. Bu böyle konuşuyor ama böyle konuştuğuna bakmayın. Ha, kahvaltı sofrasındayız. Kahvaltı yapıyoruz. Biri yazıyor. Aman şu yazmış. Bakayım ne hastalığı var. Aman bu yazmış. Bu ne demiş? Hiç durmuyor. Böyle dediğine bakmayın yani. Durmuyor. Genelde o telefon, yani o telefon sabah 8'de gece 2'ye 3'e kadar aktif olarak böyle toplasan 1 saat ihtiyaç molası veriyordur o telefon. Yok. Son bir haftadır gece 13'te telefonu sessiz alayım artık bakmaya. Abi yeter. Vallahi yoruluyorum ya. İnanın bana, kendimi mecbur hissediyorum mesaj geldiği zaman. Şu arkadaşın da işini göreyim diye. Şimdi geçen gün bir fırıncı arkadaş sabah 4'ünde işten çıkmış, mesaj yazmış bana. Abi diye, kusura bakma, ben şimdi işten çıktım. İyi de kurban olduğum, işe de akşam 8'de 9'da çıktım. Niye yazmadın da işten çıkartacağız zaten. Telefonu artık 13'ten sonra sessiz alıyorum. Bakmıyorum mesajdan. Ha sabah kalktım mı da 30 tane mesaj bekliyor beni ha. İlk kafadan daha Bismillah olana cevap veriyorum. Ha yanlış anlamayın ha. Nançörlük yapmayayım. İlyas Yıldırım, İlyas Yıldırım yapan da sizlersiniz. Ben nançör adam değilim. Ama diyorum ki biraz daha da şeffaf olun. Yani mesajı attınız mı zorlamayın illa cevap diye. Çünkü o an bir başka işim vardır. Yoksa boş kaldım mı zaten mesajlara hemen anında cevap veriyorum. Anlatmak istediğimiz o ya. Yani. Yoksa kıçımız kalktığından değil yani, bunu bilin ya. Öyle diyor, söyledir. Bana bakmayın. O Bünyamin adam değildi ya, Ayçeken. adam değildi ya maççı bir şey süreye. Bunun doğru konuşması yok mu? Ya elini çek onunla. Arkadaşlar, o maççı bir konuşmanın nasıl hep, bu bende özel yetenekli deyip 5.000 lira maaş aldı benden bu adam. Az önce dedi ya, dondurma hiç maramadı mı? 5.000 lira maaş aldı ha. O neymiş? Özel konuşuymuş. O çok acayip bir konuşmaymış. Şimdi O bunun gibi konuşan yok bir bir şey. dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şu konuya bir açıklık getirelim. Şimdi 5.000 lirayı vermiş olabilirsin ya da vermemiş de olabilirsin. Veya 2.000 liraya da anlaşmış olabilir. Çünkü hani benim arkadaşlarım da izliyor bunu ya. Parayı ıslatalım, muhabbeti dönmesin, anlıyor musun? Senin ortakların da var. Tabii ortak ne çıkartalım, ne 5.000 lira? 5.000 lira nerede bulduk ya? Videolar editletir. Yarın 4 saat video editleteceksin bana. İyi Ha, bak. ben editle metni anlamam. Herkes işini yapacak. Ben işimi nasıl yapacaksam sen de yapacaksın. Valla arkadaşlar hiç kusura bakmayın. Benim arkadaşlarıma ses söylüyorum. Yeni telefon aldım. Tüm para oraya gitti. Yok yani. Amca sağ olsun. Çek bakayım, çek. Biz sabaha kaldık İki buraya. tane aldım ben. Tamam, içisi. Bir Ver dakika. içisi. Önce şunu Veysel Ocak. Veysel Ocak, şunu göstereyim. Veysel Ocak gösterdim. Ver bana. Numarasında. Bu kim? Bu buymuş. Tamam. Bu çıkmış mıydı daha önce? Kim o? Mehmet Kara. Yok, ben daha Solunum tozu. Evet, yok. Yok, çıkmamış. öyle bir şey yapmadım. Tamam. Mehmet Kara. Solunum tozu. Kaç tane dağıttık şimdiye kadar? 5, 10, 15, 20, 25, 29, 34 olacak. Bir solunum tozu, ardından tekrar set çekeceğiz. Şimdi sıkıntılı kısmı şu. Çek çek bir tane daha solunu. Ben de kanala aboneyim. Ben ismimi yazmayı unuttum. Belki de bana çıktı. Mehmet Ekin Ekiz. Seti senin kutsal ellerinle çektirmek istiyorum. Acaba
Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakayım. Hak edene çıksın arkadaşlar. İhtiyacı olana, parası olup da alamayana çıksın inşallah. Parası olup da alamayan da şey. Muhammed Ay Yıldız. Kutsi Ay Yıldız. Muhammed Kutsi Ay Yıldız. Bu set değil mi? Buraya bir çizgi çıkıyor. Evet. Set gitti arkadaş. Oradakini yazdım zaten. ...25 tane daha talihlimiz olacak. 60 tane hediye vermemiz için. 25 kişi daha. Videodan sonra sabah kahvaltısı yapabiliriz. Ama sen hazırlarsan... Dondurma yiyecek. Olur, dondurma yiyecek. Valla hanım çok güzel bir tutar yapmış. Bak şuradan yeri kadar. Valla on numara olur. Ramazan ikici. Onu yazdık galiba. Bir yere gitti. Ben ekici olarak hatırlarım. Ben de bir şey hatırlıyorum Ramazan ekici diye. Ne balli adam hiç çıktı, seçtiğime çıktı. Yok. Ekin ekici vardı. O ekin ekiciydi. He. Onun soy ismi benzerlik var. Olabilir. Ramazan yok var bak. Ramazan ekici. Dur göstereyim bir. Adega inana. Ramazan. Bir daha bakayım. Ben de göremedim. Ramazan ekici. Şimdi üç tane çektim, 5 tane bitmez. Abi bir tane de düştü. Bak bunun çıkası varmış. Bunu bir sonraki tamam, yazın. Öyle eline iki tane takılırsa söyle çünkü devam ederiz onu. Şimdi Mehmet Emin Yıldız. Bu burada. Bu şimdiki çıkan. Bu da Ahmet Faruk Akbulut. Bunu şöyle göstereyim. Paketten kendi düştü. Vallahi kazanacağım varmış. Kendi çıktı. İnatla çıktı. Hırslıydı bayağı. Şimdi İlyas Bey kendisi iş arkadaşım olur. Bildiği her şeyi benden öğrendi. Yani bildiği her şey de kuşçuluk hakkında değil. Yani edit, montaj, sen benden harbiden ne öğrendin bana? Hiçbir şey öğrendin mi? Hiçbir şey öğrenmedim. Bir şey söyleyeyim mi size? Böyle senin yaptığını... Bir dakika. Oturuyoruz bilgisayarın başına. Ben edite başlıyorum. Kesiyorum, biçiyorum. Şunu bunu koyuyorum. Her şeyi tane tane söylüyor bana. Bir şeyi yaptırıyor. Böyle yarım saat uğraşıyoruz. Oh çok güzel oldu falan. Oturttum tam. Ben bunu beğenmedim ya. Bunu değiş alalım. Ya arkadaşlar niye biliyor musunuz? Bak ben söz var ya söz. Söze çok bana söylenen sözü eleştiriler olsun, övgü olsun çok önem veriyorum. Şimdi psikolojim ucu neye göre şey yapıyor biliyor musun? Yönleniyor. Şimdi videonun arasına mesela bir ilaç anlatıyoruz, hastalık anlatıyoruz. Videonun arasında Kemal Sinan'ı koyuyoruz. Şimdi hemen bir replik mi diyorsunuz onu? Araya konuluyor. Evet replik. Replik. Şimdi birisi yazı, abi çok güzel oldu, çok da güldük. Yani araya o replikleri koydunuz diye. Ertesi günü motivasyonum şu. Oradan bir işlem daha koy. Sonra yorumlara bir bakayım. Abi ya zaten değil konuştuğunuz şey, videoda anlattığını anlamaya şu replikleri araya koymaya. Bir anda modum değişti. Bu sefer değil mi o koyma. Yani yazılan mesajlardan çok etkileniyorum. Onun için bir de şu var arkadaşlar. Bakınız. Biz şimdi ne yapayım? Yaptığımız nedir? Ben size açıkça söyleyeyim. Yıllardır zaten 5 senedir bu işi yapıyoruz. Yine söylüyorum. Kimseden tek kuruş almadık. Hediye dahi kabul etmedik. İki kişi hariç. Biri pastırma yolladı bana Kayseri'den. Biri de leblebi yolladı bana Denizli'den. Hiç sıkıntı yok. O da benden habersiz yolladı. Onu da söyleyeyim size. Onun dışında ne kuş ne para kimseden tek kuruş almadım. Kimisinden merak edeyim. Bu adam para kaynağı nedir? Abi sen ne için milletin paranın kaynağını, çimin ne kazandığını. Neyse. Herkesin bir işi var. Allah herkesin rızkını da artırsın. Bol eylez. Ne diyeceğim? Vallahi onu da unutma. Ben ne diyeceğimi hatırlıyorum ama. Şimdi eleştiriye, yoruma çok takılıyorsun ya. Şunu diyecektim arkadaşlar. Bakınız burası bir YouTube kanalı. Bunu açılıp şey yapma. Yani sabahtan akşama kadar hastalık konuşalım. Hep hastalık konuşalım. Hep kuşların bokunu konuşalım. Böyle bir dünya yok be arkadaşlar. Aradan espri yapacağız. Aradan diyeceğiz, güleceğiz.
Mesela tünelde bir cinli mağarada bir video yaptık. Korku filmi. Tamamen hayal ürünü. Kendimiz dedik, kendimiz yazdık, oynadık. Maksat gülmek olsun. O gün 100 kişi aradı beni. Hocam ayağına bir şey oldu mu? Niye ciliyorsun öyle yerlere? Sen el olsan bizim kuşlar ne yapacak diye. Ciddi söylüyorum. Yani inananlar da çok oldu. Sonra başlarını değiştik, dedik ki ya hayal ürünü. Böyle bir şey yok. Ciddiye almayın falan. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Sabahtan akşama kadar oturup hep zaten benim telefonlarım susmaz. Messenger, WhatsApp. Hep bok konuşuyor zaten. Hep kuş konuşuyor, hep hastalık konuşuyor. Ben de insanım abi. Bırakın biraz da diyelim, cülelim. Bak yeni renkli klavyatürü bulmuş, İnek Şaban'ın bir şeyini, repliğini koymuş araya. Bulmuş horoz buluyu, tavuğu biniyi benim lafıma yakıştırmış, araya sokmuş onu. Biraz da diyelim cülelim abi. Ben sabahtan akşama kadar, kusura bakma. Yani bazı hasta tipler var, onlara söylüyorum. Bok konuşamam seninle ya. Ben insanım, ben sosyal bir varlıkım. Benden nefes almaya ihtiyacım var. Benim de gülmeye ihtiyacım var. Bunu Kanat videoları düşmesi, yaparsın. ayak topallaması, sulu parçacıklı dışkı, köpüklü dışkı, pis kokulu dışkı, ağız kokusu, kusma, nefes darlığı, kurumaya düşme. Ben de bunları öğrendim yani. Sen araya soktuğum şeyleri öğrendin. Ben de bunları öğrendim. Ben de sabah akşam hastalık dinliyorum. Ha, bir de o yönü var. Mesela hayatı boyunca adam güvercini ilk defa benim kümeste gördü. İlk defa elledi. Ha, sevgisi var ona, hayvanı sever diye. Çok da güzeldir dedi amca. Ne bokunu bilirdi, ne göz sulanmasını, ne bir şeyini bilirdi. Bu adam da sabahtan akşama kadar beni dinlemek zorunda kalıyor. Yani bu adamın demeye cümleye ihtiyacı yok mu? 23 yaş. Ne dedi kanka? Üniversite talebesi. Yeğenim. Yani onun için şunu diyorum, yani böyle her şeye iş olarak bakmayın. Zaten sorularınıza cevap veriyoruz. Onun için bazen demeye gülmeye de ihtiyacımız var. Farklı farklı. Mesela altın dağıttık. Fena mı oldu o video? Çanakkale'de muhteşem ses getirdi. Altını yetişkinlere dağıtamadık ha. En son çocuklara hediye ettik onlar. Ne oldu şimdi? Ama sorular çok zordu amca ya. İsmini sorduğun insanlara ayıptı ya. İzlediniz mi onu? Bu muhabbet basit. Sizinle yarışabilir miyiz? Bak, Ben İlyas aynısını yazarım. yapıyoruz. Arkadaşım, yarışmaya katıldığınız için teşekkür ederiz. Önemli değil. Ben İlyas Yıldırım. Kiminle yarışıyoruz? Azizim. Aziz, nerelisin Aziz? Rizeli. Rizelisin. Gezmeye mi geldiniz buraya? Öyle tatili iş falan Tamam, takılıyoruz. şimdi sorumu soruyorum kardeşim. Az önce kendimi tanıttım. Adım soyadım neydi? 10 saniyede benim ismimi, soy ismimi unutmuş. Elimde Videoyu altın duruyor. Verse alıyor. Abi yetişkinlerin hiçbiri beceremedi. Bak videosu YouTube'da var, izleyin. Ölürsünüz gülmekten. En İki son soruya üç altın verdim. 10 yaşına çocuklara verdim altınları. Bizim olayımız bu. Yani fena mı yani, şimdi bir dedik güldük, yarıştık kordonda, Çanakkale'nin beyni yani. Truva atının yanında. Hem manzara izlettik size. Fena mı? Şimdi siz mesela kamera Çektin arkası mi? bunu okuyayım da Kaan Çelik. Mesela o videoda siz kamera arkasını görmüyordunuz ama o kameranın mesela kapandığı kısımlarda veya kamera arkasında insanlar toplanmıştı, bizi izliyorlar, yarışmayı izliyorlardı. Bayağı güldüğümüz bir olay olmuş. Yani biz çekerken de çok eğlendik onu. Ama Yani şunu demeye çalışıyorum. Sabahtan akşama kadar iş olmaz arkadaşlar. Bizim de eğlenmeye ihtiyacımız var. Biz de insanız ya. bu kazanan arkadaşla son çektiğim Kaan Çelik. O muhabbetin arasında kaynamasın. Çektim, vallahi çektim. Ne çektim? Büyük bekliyorum. Mehmet Polat. Şimdi ekran başında evet büyük duruyormuş. Şimdi set çekeceğiz. Şimdi başka bir şey daha söyleyeyim ben. Bu listenin içerisinde bayan kuşçu arkadaşlarımız da var. Ama şu ana kadar 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. 40 tane çekiliş yaptık. Çekilişimiz 60 tane. Bayan arkadaşa çıkmadı, ben üzüldüm. Adam kayırmak istemiyorum çünkü yani nasipten çıkması lazım. Fatsalı bu. Set. Dur oğlum. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun İlyas Bey.
Saati bir daha göstermek istiyorum. Evet. Şu an saat 5:52 oldu. Şimdi Günaydın. Günaydın. Şunu bir dakika. 2 4 6 7 35. Son 15'e girdik. İki tane geldi. Tamam. Söyle. Emir Kaya Yiğit. O set değil. Emir Kaya. Diğeri Halil Ceylan. Oraya göster bana diye. Aynen. 0. Bu ne lan? 05 elini çek. 0516 telefon mu? Bilmiyorum, salladım hocam. Deneyelim mi, arayayım mı bu saatte, ne yapayım? Dur Sen yaz. bakalım. Ben şey yanlış yazdım. Sonunu tutturup. Bakarız. Çok besin. Ya 516 yazıyor. Bu kimdi? Halil Ceylan. Necati Seçer ya da Secer. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Efendim. Bak, şu ana kadar 40'ı geçtik de çektiklerimiz. Evet. Daha bir tane tanıdığıma denk gelmedi ya. Ne kadar bahtsız adamlar var çevremde. Kim bu? Necati. Bir tek ha burada şey var. Yıldız. Hangisiydi o Yıldız? Enes Yıldız vardı sanki. Enes. O bana yabancı gelmedi. Yani o da çok tanıdığım bir insan gibi değil de şey O çok yorum soyadını da yapıyordu. seçerim. Seçer. Enes Yıldız'ın yorumu fazlaydı Ha, oradan mı kaldı aklına? YouTube'da. He. Aynen. O bu O Enes zaman Yıldız öğrenci arkadaş. Öğrenci arkadaşı. nerede? Yorum yapıyordu YouTube'da. Öğrenci arkadaşımız o. Ben O da. tanıyayım mı? Yok. Yok, sen tanımıyorsun da yani, öğrenci bir Tabii ben arkadaş. onu demiyorum. Yorumu fazlaydı onun. Şimdi tanıdığım çok arkadaşım var bu listede. Tanıdığım da birebir tanıdığım. Hiçbirine çıkmadı. Bayanlara da çıkmadı. Bayram Ali. Bayram Ali. Bunu tanıyor musun? Yok. Seni bak, şimdi sana bir tanıdık çekiyorum, iyi izle. He, öyle tanıdık çıktı da 5 dakikada yaptı O ha. değil, tutarsa zaten sıçtık He da. ya Niye tutar. kopya kapat? Kobiye yaptılar. 413. Benim arkadaşlarım bağcılar. Vallahi o senin arkadaşlarının zayıflığı. Ben bile güvenmeyeyim sana. Sen babanı da sevmez mi? Niye, abim de diye mi? Küçükken döver miydin? Ben biraz. Abim de beni döverdi. Hadi bir tane tanıdık. Cemal Kılıç. Cemal Kılıç. Değil. Buyur. Sen şey. Ne oldu? 2, 4, 5 mi? Ha, Ha. bırak kontrol et bakayım. Cemal Kılıç Set var mı? çekeceğiz. Yok, vermemişiz. Kaç oldu? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. 40'ı 5'e böldüğümüzde kaç yapıyor? 8. 48 tane verdik. 12 tane mi kaldı? Aynen, 12 tane kaldı. Nasıl? 12 tane daha hediye vereceğiz. 10, 20, 30, 40, 2, 4, 6, 7, 47. Şimdi set çekeceğiz. 48, 12 olacak. Ha, bu şekilde. Ha, bir dakika. Senin kutsal elinden istiyorum bunu. Hadi bir tane daha bekliyorsun. Aha düştü. O kendi Vallahi. çıktı. O Vallahi. kendi çıktı. Vallahi sen de atladın. Kuşçu Şevki. Bu İlyas Yıldırım Güvercin Hastalıkları ve Tedavileri grubunda Şevki Demir var. O mu hocam adı? Şahsen tanımıyorum onu da ama uç yıldır hemen hemen yani hem grup üzerinden yazışırız hem telefon üzerinden. İnşallah odur. Kuşçu Şevki diye. Bilmiyorum rumuzunu. Bu seti de değil mi? Evet. Kuşçu Şevki. Hani YouTube ismi Kuşçu Şevki olabilir. Orada kafama takıldı. O İnşallah rumuz olarak zaten farklı farklı. Şevki Demirse diyeceğim ki bir tanıdığıma gitti ya. Yanlış anlamayın arkadaşlar. Biz bunlara zaten hediye verdik yani İstese zaten göndeririz. tanımadığımıza gidiyor. Biz gurur duyuyoruz ona. Sıkıntı yok. Ama gönül istediği için bir tanıdığımız da çıksın ya. Yani. Ben hemen bir tane solunum seti çekiyorum.
Bu çekeceğim kişiye ihtiyacı var. Ben biliyorum. Ben o ayarlamışım onu. Çektim. Ne çektim? Aa bak yine Hakan Tellioğlu çıktı. Var mıydı? Oğlu a bak Tamam, bitti. at gitsin. Attım kenara. At gitsin, at gitsin. Ha, iki tane geldi. Sıkıntı yok. Önce Özgür Gökyüzü. Onu da tanımadım. Şöyle Bana ver. bıraktım. Bu kim? Diğeri Serhat Top. Şöyle göstereyim. Serhat Top mu? Evet. Tanıdık mı? Yorumlardan hatırlayan var ama şahsen herhalde bir görüşmüşlüğümüz yok. Bir tane çocuk vardı. Dikkat ettim mi yorumlara? Abi benim ihtiyacım var. İşimle bağ çıkar diye. Ama da cızlıklı bir şey koymuştu oraya da. Bakayım mı? Rumuzu. Bak bakayım rumuzda. Dur bakacağım ona. Neydi o? Serhat Top. Dur şimdi bir dakika bir dakika. Onu bulmamız lazım. Aa bir dakika. Telefondan senin hesaba erişimim yok ki. Dur şöyle gireyim ben. Elle gireyim yorumlara bakayım. O muhtemelen Benim telefonum önce. şey çekiliş videosunda mıydı? Yok ya normal yorumlar. Bütün yorumlara yazıyor çocuk ya. Enes Yıldız vardı bir tane öyle. Ben şimdi Rumuzu görsem Enes Mudu ismi. İsmini bilmiyorum. Rumuzu görsem ben sana derim onu. Şey, profilde şey resmi. Dur şimdi göstereceğim onu ben sana. Dur şu. Direkt yorumlardan önce. Senin hesabında değil mi? Yorumlara geçemiyorum ben. Kendi hesabımdan direkt yorumlara şöyle bak. Elle bakacağız ona. Onu nasıl bakacaksın abi? Yorum yapmıştır göreceksin işte. Sen nerede görüyorsun yorumları orada? Bayağı herkesin yaptığı yorum görebiliyoruz da işte buradan. Ha nerede? Yok şu an videoyu arıyorum ya. O Hangi videoyu arıyorsun? bu çekiliş şeyi yaptığım video nereye gitti abi? Çekiliş videosu en başta oğlum. Dur bir saniye. Bu yok. İnternet dolandırıcı. Ha tamam. Şunun yorumlarından biri olması lazım. Dur bakacağım ben. Saygıdeğer Sonra çok merak ustalarım. etmişe benziyorsun. Bak şimdi şöyle geliyor ya. 109. Dur şimdi. Allah Devam, devam. 200 kişi var be. Allah. Az değil. Sen dedim anladın mı o Ben şey? senin dediğini anladım da ben Enes gibi geliyor bana o Ha ya. ismine bakacağız aslında. Ya onu kontrol etmek için ondan merak ettim zaten. Enes gibi geliyor bana çünkü. Enes'e o zaman çık diyor Enes'e çıktı zaten. Solunum tozu kazandı bizden de. ya. O mudur işte. O mu? Onu merak ediyorum. Burayı numarasını yazmış. Yazmış. Evet. 999. Dur bulacağız onu. Vallahi benim gönlümden geçen de ona çıkması olur. Zaten öğrenci olduğu için gözükmüyor. Bulamadım. Şu öteki videoya geç bakayım. Bak, mesela göstereyim. Bak, öteki video dedin. Derim, videolar mı hiç? Aa, reklam geldi. Dur izleyeyim abi. Kanal para kazansın. Tamam geçti. Herkese merhaba, Aa ben bu başkasının kanalı. Başka. O da iyiymiş. Dur. Dur bir dakika yavrum. Dur. Çekme çekme bir dakika dur. Şimdi bir bakalım. Çok çekesim vardı ya. Ha bunu yorumlarında herhalde. En aşağıda. Biz böyle var ya birini sabaha kadar ararız ama. Gerçi sabah oldu. Güvercin, çiçek, mantar tedavisi 8800 defa izlenmiş. Sallamaç tedavisi 8500. Vallahi izliyorlarmış ha millet. Oğlum. Mesajlar nasıl? Arkadaş yapma. Her mesaja bakıyoruz sırası geldiği zaman. İsrarcı olma, beni yorma. Benim enerjimi düşürme. İlaç Düşürme ki takibi. sürekli sana hizmet edeyim. Bedava veterinerlik edeyim. Bedava akıl Farkındaysanız vereyim. kızdığı Ucuz kısımda yoldan kapatmışım vereyim. videoyu Yer oradan devam harcamadan. ettiriyor. Bakınız 14 lira. Yani Bu telefona kayıtlı reçeteyle kalıyor ya son yazdın ha izlediğiniz 14 lira. Reçeteyle alırsanız 3 lira, 4 lira, 2 lira bilmiyorum. Bu kadar basit. Ben çekiyorum ya.
Aha da çektim. Cidden çektim. Aha. A Rahman Karabulut bizden set mi çektik biz şimdi? Bu çocuk rumuzunu mi değişti ya? Profil resmini değişti bu çocuk. Hiç, Ben hiçbir yerde yok. A Rahman Karabulut solunum tozu kazandı bizden. Karabulut, Rize'de Karabulutları tanıyorum. Ama onlardan bilmiyorum. Belki Rize'lidir. Belki memlekettendir yani. Toprağım olabilir. Rize'ye göndermek isterim açıkçası. Çünkü hani memleketim ya. O da ister çünkü onun da memleketi. Değil mi? Ben artık Çanakkale'li oldum. Ne? Çanakkale'li oldum. Dönekleri hiç sevmem ha. Kuşlardan Var, dönek kuşu var bizde ya. bahsedeyim mi? Onları sevmem. Bursa oyunları da var. Sarmaz da var. İzmir döneği de var. Ben buradan hemen biter. Şunu düşürdüm, düşürmedim. 25, 30, 35, 45 çekik. Murat Şahanlar. Bizden solunum tozu kazandı. Ben de kullansam ne olur mu ya? Ciğerlerimi açarım. Sen de böyle uçuran bir şey var mı? Böyle. Yok yok. Bizim otellerden işimiz yok. Sizde var mı yoksa? Okulda, işte, üniversitede mi üretiyor sizde? Biz Arka bahçe. bilimsel amaçlarla Kesinlikle öyledir tabii ya. hizmet Hadi hadi etmeyiz. hadi hadi. Müptezelle ben bir görüşeyim ya bunu. Son solunumu yani beşlik nedir o? Elvan Yeşilyurt. Bu arkadaşı tanıyormuş. Yok. Valla izleyen Ben arkadaş şu ana kadar bir tek şu şey vardı ya. Kuşçu Şevki miydi? Bir tek o. Bir de bu Enes Yıldız var. Yine bizim hastalık grubunda bir çocuk. O mudur bilmiyorum ama. bu arada Elvan kız ismi. Yani Evet. izleyen kişi yanlış anlamaz. Belki çift cinsiyet ismidir ama yani erkekse diyor söylüyorum. Elvan kız ismi. O zaman kızlardan bir tanesine verdik onu hediye. Ya Allah hayırlı olsun. Ya da onun hesabından giren bir erkeğe verdiğim. Ya fark etmez. Kim bunun hesabından girmişse sonuçta kazanmış olur. İki de çekme. Set çekeceğiz. Set çekeceğim. Set Sen çekiyorum. çekiyorsun. Evet, set çekiyorum. Ha sen mi çekeceksin? Al çek. Çekilme. Senin kafana bak. Numara yapma ha. Ne çıktı? Araf oyun kuşu. Araf oyun kuşu. Kanalın ismini yazmış. Rumuz yani. Yok tamam da. Yok, yok oyun kuşu. Araf oyun kuşu. Oyun kuşu diye grupta var arkadaşlar yine. Ya benim arkadaşım değil tabii. Görümcü. Aslında var ya bak. Araf. Oyun. Kuşu. Hepsi zaten otomatik ben gruptan tanıdık. Şifreyi tanıdığımız yok zaten. Ne fark ediyor? Acaba bu çıkanlar arasında kuşçu olmayan var mı ya? Olabilir. Seti ne yapacak? Kendine mi? Hayır canım. Kuşçu arkadaşı vardır. Onu verecek onu. Olabilir. Mantıklı. Hediye hediyedir. Şimdi bir dakika. 10, 20, 30, 40, 45. 2, 4, 6, 8, 9. Arkadaşlar. Son 6. Son 5 tane şey çekeceğiz. Siz söyleyin. Solunum. Bir tane de set. Bir tane de set çekip bitiriyoruz o zaman. İnşallah. Yani uyumak istiyorum yani. Ben de uyumak istiyorum. Ama daha dondurma yiyeceğiz. Dondurma Dondurma yiyeceğiz. yiyeceğiz. Dondurma yiyeceğiz. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Ne çektin? BY İzmirli. Bay İzmirli. İzmirliler hakkında bilgi Ne? sahibi Niye? biriyim. 35 buçuklar 35'lere karşı. Göztepe karşıya. Yeşilyurt ve çevresi. Mevzu kapışın. Buradan İzmir'den onun kardeşime selam yolluyorum. Muhtemelen beni izlemiyordur. En yakın arkadaşım Atahan'a da selam yolluyorum. O da izlemiyordur. İki tane geldi. Ne Bir yapıyorsun? tanıdık gel. Adem İngeç. Adem İngeç biri. Göster onu. Muhsin Celep. Muhsin Celep'i göstereyim. Ya bunu da göstereyim. Onu sok kameranın gözüne. Kameraya dayat böyle. Heh. Tamam. Bu da diğeri. Kimdi bu? Muhsin Çelep. Bunları yazalım. Son 3 çekiliş ben çekeceğim ya.
Ben elini atıp dalıyorsun ya. İstemiyorum öyle bir şey. Bak bu Adem İlgeç var ya. Ha bu soy isminden söylüyorum ama biz bu çocuk bizde ilaç izledi, ilaç sattık ona. Gönderdik burada. Bunu. Bu adama sattık biz. Şu İngeç. Çünkü mesajdan yazışan ya tuhaf bir soy isim diye. Yani mana veremedim soy ismi. Bir daha mı set gitti ona ya? İyi yok solunum tozu da. Hani gitmişse Ha, de solunum tozu. hediye yerini bulmuş yani onu demeye çalışıyorum. Emek veriyor adam, koşturuyor yani. Hem gruplara koşturuyor. Hem YouTube'u koşturuyor. Bizimle birlikte yani adam. Güvercin Kafe 55. Dur. Hani öteki nerede? Şurada. Heh, dur bir dakika çekme da çekme. Bir dakika Allah bitiriyor. Samsun. Samsun'a gidiyor. Samsun'da okuyorum. Kim o? Güvercin Kafe 55. 55 plaka kodudur. Samsun yani. Benim okuduğum yer. Türk işte. Beni bul. Hatta gidersen ilacı insan yatır. Kargo Hahaha. parası da vermez. Arkadaşlar bu arada şunu da söyleyeyim size. Bak ben yoruldum. 3200 liralık ödül veriyorum. Türkiye'nin her yerine kargo bedeli 13 TL'dir. Geldiği zaman kargo parası size aittir. Almadığınız zaman ilaç geri dönerse ilaç hakkınız kayboldu bilin ya. Ben bir de kargo paranızı ödemem. Ben zaten soyuldum. Bu soyayı ben bir taraftan siz soydunuz bir taraftan. Ben bittim. Bak bu bütün gün bunu yaptı. Kamera karşısında yapmayacağım dedi. İyi ki bir çiğ köfte ısmarladın bize ha. La helal olsun. Adam ne çiğ köfte yatıyor. Allah'ım. Hayatımda İyi yedik ya. onu. Bu neydi? Güvercin Kafe 55. Bugün Güvercin kafa. yorucu bir gün diye. 0500. Biz Edirne'den geldik kardeşim. Selimiye Camii'ni de gördük. Akşam 4'te yola çıktık Edirne'ye. Yapma. Yapma o bulaşıcı bir şey. Orada gördüğümüz çiğ köfteci ki adam da şeydi. Giresunluydu. Giresun Bir Karadenizli tanesi de yani. Karslı. Aynen. Vay. Abi hayatım boyunca ilk defa çiğ köfte yedim. Edirne'ye gittim o yok böbrekmiş, dalakmış, ciğer yiyorlarmış ya. Hiç aramadım sormadım bile. Adamın çiğ köftesini yedim başka ciğer meğer aramadım ya. Şimdi bir dakika. Romantik bir çiğ köfteydi. Son bir solunum var, son bir set var. Tamam. Önce solunumu çek. Seti de ben çekeyim kapatalım. Yasin Demirci, solunum. Seti de ben çekmek istiyorum. Sana o kadar çekmek. Kime çıkacak? Ne çekeyim onu? Çok heves ettin ya. Sen de ben bağlayayım. Hadi gel. Ay iyi aldı ya. Aman be. Kurban Nazım attı. Lan bir tane bek ya. İçimden geldi ya. İki tane geldi. Birini düşüreceğim. Biri kaldı. Yok be ya. Bak kim çıktı? Emre Emre Geyik. Geyik. Bak, bak. Yok böyle bir şey. İki tane elime takılıyor. Hadi birini bırakacağım. Büyü düşüyor, ufak kalıyor. Kim Emre Geyik? Arkadaşlar, bakınız. Bu Emre Geyik Çanakkale'de yani benim nasıl söyleyeyim size 300 metre ilerimde oturuyor. Dün kümesine çıktık. Video yaptık. Daha o videoyu paylaşamadık. Emre Geyik dedi ki abi dedi bize çıkar mı? Allah bilir dedim. Yani ben bir şey diyemem. Çünkü benden torpil geçmez. 60. son çekiliş Emre Geyik'e çıktı. Nasip de notası olmuyor. Çok da temenni etmiştim ya bir tane diye çıkmadı diye. Valla Vallahi set çıktı orada. benim en çok üzüldüğüm kanalın en yüksek istatistiklerinden birine sahip yani aslında en yüksek istatistiğine sahip olan kişiydi. Şimdi burada benim üzüleceğim bir Hüsnü Çoban var. YouTube kanalına inanılmaz destek veriyor. Yani çocuk her şeyi izliyor. İzliyor, bakıyor, ediyor, yorum yapıyor. Bir de işte o böyle gözlüklü bir şey kullanmıştı. Bilmiyorum Güvercin ateşini mi diyorsun sen? profilini mi değişti bilmiyorum.
Güvercin ateşi var bir de. Bilmiyorum ama böyle bir tuhaf bir şey koymuştu. Kedinin üzerinde gözlük olanı mı diyorsun? Sefa Seyman mıydı o ya? Çok vardı. Neyse. Ben en çok güvercin ateşine üzüldüm. Çünkü o baya yukarıdaydı. İçeride bunun belki de... Bu son değil arkadaşlar. Ben yine yarışma yapmaya devam edeceğim. Ama sizden bir ricam var. YouTube kanalı sizin. Açın reklamları izleyin. Ben dondurma İzleyin. getiriyorum ya. Reklamları izleyin. Çünkü neden biliyor musunuz arkadaşlar? YouTube kanalının tüm gelirini yine size dağıtacağım. Kendiniz kazanacaksınız yani. Ben bir şey istemiyorum. Onun için izleyin abi. Reklamı da izleyin. Videoyu da izleyin. İzlemeseniz de açın, açık bırakın. Hepsini izlemiş gibi. Dondurmamız yok. Senin ufak oğlan görmüş olabilir onu. Tamam. Arkadaşlar bir sonraki programda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Unutmayın. Arafa gününe kadar telefon numarasını bana yazan yazdı. Yani WhatsApp'tan. Yazmayan arkadaş ilaç hakkını kaybeder. Kargosu gelen arkadaşın kargosu 13 TL'dir. 13 TL'yi vermeyip kargosu gelen geri dönen arkadaşın hakkı da yanar. Onu da söyleyeyim size. Peşin peşin anlaşalım. Üçüncüsü yine söylüyorum. Kanal sizin. Destek olun. Çünkü buradan kazanılacak para size ilaç olarak geri dönecek. Allah'a emanet olun. Hayırlı hafta başları. Ve bu arada gün açtı. Saati gösterelim. Ha, saati göstermene vakti geldi. Gösterelim. Saat 6.14. 5.000 lira veriyorum diye ama bu saatte ben ayaktayım. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı sabahlar. Şunu kapatalım.